Yine bir dümene geldik. İşler yine karıştı abi, net. Ya Koray da seçimden çekildi, Burak da. Abicim bahsi girelim, bu işte bir offside var. Oo! En büyük başkan bizim başkan! En büyük başkan bizim başkan! Büyük başkan bizim başkan! Arkadaşlar tamam, ilk mazbatamı aldım. Evet abidin, sonunda başkan seçildin. Neler hissediyorsun, bize bu konuda neler söyleyeceksin? Yok abi tamam okuma vallahi gezet geç ne olur. Satır başlıklarını okuyayım bari. Evet abidin başkan birazdan icraatlarını açıklıyor. Değerli arkadaşlar. Bravo. Bravo. Okuduğumuz yok. Yeter sağ ol çok. Şerif hocam en sevdiğiniz öğrenciniz abidin başkan seçildi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet hocam neler söyleyeceksiniz? Sus abidin. Nasıl sus? İlk talimatım sus. Hocam siz çok iyi anlaşacaksınız belli. Gülün, gülün. Gülün. Şimdi gülme sırası bende. Hocam söyleyin bari biz de gülelim. Arkadaşlar. Öğrenci başkanlığı tantanası bittiğine göre sınav haftasını başlatıyorum. Sıkı durun. Hem de ilk sınav matematik. Matematiği ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Bir tanem hanım da sizin için hiçbir masraftan kaçınmayacak en güzel soruları hazırlayacağım. Hocam matematik olmaz. Hocam yanarız, hocam biteriz. O vallahi olmaz hocam. Ya hocam daha seçim kampanyaları yeni bitti. Binlerce yalvaran emoji uğruna ne olur yapmayın ya. Ne olur hocam. Yalvarmanıza gerek yok. Siz çok zeki öğrencilersiniz. Siz çok akıllı öğrencilersiniz. Dersleri kaynatmamış, hocanızı da can kulağıyla dinlemişsinizdir. Ama hocam matematiğe çalışmazsak çakarız. Aman şey yaparız, kalırız. Aynen. Aa, onu duymamış olayım. Pozitif olun çocuklarım. Bir dakika. Yalnız yanlış hatırlamıyorsam geçen sene matematikten sorumlu geçmiştiniz. Yani bu şu anlama geliyor çocuklar maazallah. Zayıf alırsanız sınıfta kalırsınız. Sınıfta kalmanızı ister miyiz? İstemeyük. Nadir sen gülmeyecek misin? Ya arkadaşlar kusura bakmayın ya. Benim üstüme çok büyük bir baskı var tamam. Sevgilim, sevgilim. Asya, aşkım. Sen bana mı diyorsun öyle aşkım, sevgilim diye? Evet sana diyorum, başka kime diyeceğim? Benim aşkım sensin. Bak sana kaktüs aldım. Sevgililik günümüzün ilk hediyesi. Ne diyorsun sen ya? Hani okul başkanı olursan benimle bir günlük sevgili olacaktın ya, onu diyorum. Kazandım işte. Çok komik. Dur, sen kaktüsü beğenmedin. Aslında başka çiçek alacaktım da kaktüs radyasyonu önlüyormuş. Hani derslerini falan çalışırken bilgisayardaki radyasyonlardan seni korusun diye bunu aldım. Ha, sen ne kadar düşüncelisin öyle. Teşekkür ederim aşkım. Yalnız dikkat et, eline batmasın. Eline battıkça beni hatırlarsın. Bırak, çek şu elinde. Ne aşkımı, ne diyorsun ya? Bu kadar şeyi düşünebiliyorsun da benim seninle bir gün değil, bir saat bile çıkmayacağımı düşünemiyor musun? Ama söz verdin. Abidin, bizim seninle birlikte olmamız doğa kanunlarına aykırı. Yan yana durmamız bile felaket. Ama başkan olursan seninle bir günlük sevgili olacağım dedin. Söz verdin. Çek elini şuradan, yılışma ya. Sen kendini ne zannediyorsun ha? Burak'la Koray adaylıktan çekildi diye sen başkan olabildin kıt akıllı. Öyle ya da böyle başkan oldum işte. Pabucumun başkanı. İki tane oy aldın diye sen kendini kahraman mı zannediyorsun ha? Kahraman havalarına mı girdin sen? Al şunu ne yaparsan yap. Ah. Tam kalbimi batırdın Asya. Sen yakında görürsün kahramanı. Bana bak. Arkadaşlar, şimdi bu başkanlık yarışında yediğimiz kazık. Gözde ile Sevda'nın kavgası derken asıl meseleyi unuttuk. Şimdi son kez bir hafızaları tazelemek için soruyorum. 9. sınıfta sorumlu geçtiğimiz dersler. Edebiyattan sorumlu geçenler. Ben zaten. Matematikten sorumlu geçenler. Ben de. Tamam. Demek ki lise 1'de
sorumlu geçtiğimiz derslerimiz aynı. Oradan tanışıyoruz yani. Abi matematikten çakarsan sınıf tekrarı yaparım. Bizimkiler de kesin okuldan alırlar. Net. Aynen. Bahse girerim ben de sınıf tekrarı yaparsam benimkiler de okuldan alır abi. Vallahi benim sınıfta kalmaya hiç niyetim yok. O yüzden ne yapıp ne edip şu bir tanem hocanın matematik sınavından geçmemiz lazım. Bravo. Hem de garantili geçmemiz lazım. Her yolu deneyeceğiz diyorsun o zaman. Aynen zi. Arkadaşlar, öyle kadrolu embesil gibi bakacağınıza kalkın da bir kafeye falan gidelim. Ders falan çalışırız. Olmazsa da plan program yaparız. De haydi, de haydi. Hadi o zaman. Hadi hadi. Oho Loçko, sabahtan beri şu soruyu hesaplamaya çalışıyorum. Hala işin içinden çıkamadım ya. Matematik yazılısından çok yüksek almamız lazım. Yoksa hepimiz çakarız abi. Ya benim en düşük 85 almam lazım. Ne yapacağız? Ya bahse girerim bir tane hoca. Yine bize en kazık sorularından hazırlamıştır abi. Net. Loçko tekrar deniyor. Kosinüsten sağ dönün. Ya arkadaşlar bu böyle çalışarak olmaz. Bizim başka bir şey yapmamız lazım. Arkadaşlar işimizi şansa bırakamayız. Rakiplerimiz şu anda çok iyi hazırlanıyorlar. Biz de ona göre önlemimizi alacağız. Ne yapacağız peki? Şimdi bu hocalar sınav sorularını kafalarından mı yazıyorlar yoksa kitaba mı bakıyorlar? Ne alakası var Loçko? Kitaptan yazıyorlar. Tamam işte. Biz de çözümleri kitaptan yazacağız. Ha, kopya çekeceğiz diyorsun yani. Hayır abi, kopya çekmek değil bu. Hocalarımızın yöntemlerini kopya ediyoruz. Yani bir nevi onların izinden gitmek. İsterseniz biraz daha çalışalım. Hem bizim eve ayarlarız, orada çalışırız. Olabilir, iyi fikir bence. Arkadaşlar vakit yok diyorum ya. Benle misiniz? Ya ben yokum çünkü disipline gidersek annem beni paralar. Ben de yokum abi. Sıkıntılı iş abi. Ya kardeşim çekimsel oy kullanabiliyor muyuz? Vallahi düşünün taşının. Ben yarın ön hazırlıklara başlıyorum. Ön hazırlık derken? Suyun kaynağına inmek. Oha! Soruları mı çalacaksın? Hayır bariyercim. Çalmak demeyelim. Sorulara şöyle bir gezinti yaptıracağım. Saçmalama disipline gideriz. Gideriz dedin. Demek ki sen de katılıyorsun. Hayır anlamda demedim Loçko. Biz bir takımız anlamında dedim. O yüzden biz diyorum. Vallahi düşünün taşının. Bana yarına kadar kararınızı bildirin arkadaşlar. Çünkü ben bu yolda kimlerle beraberim bilmek istiyorum. Malumunuz bu yolda çetin ve zor bir operasyon bizi bekliyor. Selam arkadaşlar. Buranın havası birden basmaya başladı arkadaşlar. Ben kaçıyorum. Ya Emel. Abi bir durun ya, bir konuşalım. Konuşacak bir şey mi kaldı Burak? Sen hem Gözde'ye hem de bize çok büyük ayıp ettin. Ya başkan olan Gözde'ye alır ne demek abi ya, ne demek? Abi ben Gözde'nin yerinde olsam seni çoktan ayağımın altına almıştım, net. Kardeşim sana yakışmadı. Ya bizi kandırdın, gittin sarıbaşlı birlik oldun. Ya abi tamam haklısınız, bir şey demiyorum ama... ya durum bildiğiniz gibi değil ya, bir dinleyin. Bize Koray başkan olmasın diye aday oldum dedin. Oğlum bizi kandırdın ya, bizi kandırdın. Yakışmadı lan sana, yakışmadı. Tamam, tamam. Hepinizden özür dilerim. Benim amacım sizi kandırmak değildi. Özür dileyince bitiyor her şey. Sayılı günler çabuk geçer. Ve işte o gün geldi çattı. Çocuklar, sınav haftasına girmiş bulunuyoruz. El mi yaman, pey mi yaman göreceğiz. Kim derste goy goy yaptı? Kim ödevini yapmadı ortaya çıkacak. Şunun altını çizerek söylüyorum çocuklar. Okulumuzun not ortalamasını yükseltmek için zorlu ve nitelikli sınavlar sizi bekliyor.
kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Bakılmayacak. Acıma yok. Acıma yok. Hiç boşuna aman dilemeyin. Aman dilemeyin. Neden? Neden? Yani var. Çünkü sınav savaşlarından gerçekten çalışanlar galip çıkacak. Ya benim şimdiden mideme kramplar girmeye başladı bile. Bahse varım, yüzyılın en kızık sorularını soracak bize. Arkadaşlar gülün, mutlu gözükmeye çalışın. Rakibimizi sevindirmeyelim. Ne oluyor Ombe? He? Yüzünüz bir asıldı. Ders çalışmaktan uyuyamadınız mı, yoruldunuz mu? Yok hocam, biz sınavlara hazırız. Hiç sıkıntı yok. Aynen. Değil mi arkadaşlar? Yani. Aynen hocam, hazırız. Evet, aynen hocam. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Hadi ben sizi tutmayayım, ders çalışmanız lazım. Malum, bir sürü sınav sizi bekliyor. Teşekkürler. Kazanız mübarek olsun müdür bey. Anlamadım. Ne bileyim, böyle bir savaşa gider gibi bir haliniz var. Malum sadece sınav haftası. Hocam, sınav haftası büyük taarruz gibidir. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın. Acırsam maazallah acınacak hale gelirsin. Ben öğrencilerime güveniyorum müdür bey. Çok güvenmeyin, hele bu Ombe'ye. Hiç güvenmeyin, her şey hazırlıklı olun hocam. Bence siz en zor sorularınızı hazırlayın. Ben size katılmıyorum. Katılmamanıza şaşırmayacağım. Ben de şaşırmamanıza şaşırmayacağım müdür bey. Müdür bey. Hadi atalım. Arkadaşlar müdürü duydunuz. Sınavları değil, resmen savaşı başlattı. Aynen. Safları sıklaştırıyoruz. Aynen, Ombey'nin gücünü gösterelim artık. O zaman Zafer Ombey'nin. Gün mücadele gündür abici. Aynen. O zaman hedef çıkışta bizim ev. Çıkışta gidiyoruz. Tamam. 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 Hadi. Sevda. Şey, akşam bizim evde ders çalışacağız. Gelmek ister misin? Beni de mi davet ediyorsunuz? Evet. Hem bu kadar küslük yeter bence. Birbirimize en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlar. Küslük kalmayalım artık. Hadi Sevda, barışalım artık. Hem ben seni çok özledim. Ben de sizi çok özledim. Ya. O zaman geliyorsun akşam, değil mi? Tamam, geliyorum. Ama başka kim davetli? Yani biz olacağız. Buyurun, oturabilirsiniz. Abidi, zil çaldı, duymadın mı? Özür dilerim hocam. Bir başkan olarak sorumluluklarım çok fazla. Ama bunun sonucu çok iyi olacak. Hadi yürü yerine, hadi. Evet. Fiilim siler. Konu? En sevdiğim konu hocam. Allah Allah, tanımını yapmak isteyen? Ben. Ya senin neyine ya? Ben hocam. Bırak. Hocam müsaadenizle ben konuyla alakası olmayan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Konumuzla alakası yoksa daha sonra, olur mu? Hocam bir gelsem tahtaya. Peki, gel. Ama vaktimiz az. Dostoyevski der ki, hayatımızın sonunda iki türlü de pişman olarak öleceğiz. Ya yaptıklarımız yüzünden ya da yapamadıklarımız yüzünden.
Ben arkadaşlarımı hayal kırıklığına uğrattığım için, onların emeklerini, güvenlerini boşa çıkardığım için çok üzgünüm. Ama kendimi affettirmek için elimden ne geliyorsa, hatta daha iyisini yapmaya da hazırım. Çünkü vazgeçersem, üzdüğüm, kırdığım insanların kalbinden sonsuza dek kovulursam, sonunda bunu yapmadığım, sizlerin sevgisini tekrardan kazanmak adına çalışmadığım, çabalamadığım için çok pişman olacağım. Bunları söylemek istemiştim hocam. Teşekkür ederim. Geç yani. Edebiyat dersindeyiz değil mi? Edebiyat yapıyorsun Burak. Şşş, sessiz. Bunu söylemek için izin istedin mi Koray? Hayır hocam. Ama arkadaşımızın söylediklerini hiç samimi bulmadım. Yani bir hata yapıp yana yakıla pişmanım diye ortalıkta gezen bir insan bence iki yüzlüdür. Kimse kusura bakmasın. Hata yapan delikanlı gibi sonuçlarına katlanır. Oo. Şşş, tamam sessiz. Buyurun sayfa 82 ders zamanı. Başkan, bugün senin ilk günü nasıl, heyecan var mı? Var abi. Aferin. Şimdi birazdan Şerif Bey gelecek. Sana söylediklerimi iyice belledin mi? Belledim abi. Aferin. Allah kurtarsın. Aman kolay gelsin işte. Dikkat! Rahat. Sayın Şerif'im, öğrenci başkanı Abidin'e gerekli vazife ve sorumlulukları anlattım komutanım. Yani Şerif'im. Âlâ. Âlâ. Abidin. Sayın Şerif'im, bugün çok neşelisiniz. Hayırdır inşallah. Sınav haftası gelince içimde kelebekler uçuyor müstehak. O gereksizler şimdi sınav telaşına düşmüşlerdir. Biraz da biz keyif çatalım, öyle değil mi müstehak? Allah bilir, şimdi kara kara düşünüyorlardır. Bir tanem hanım da en kazık soruları hazırlıyor. Kaç gündür bir bilsem müstehak. Bana bak abidin. Burada konuşulanlar burada kalır. Unutma, sen idare tarafındansın. Arkadaşlarına bilgi sızdırmak yok. Yok. Aferin abidin. Aferin abidin. Bütün sene çektirdiklerinin acısını bu hafta çıkaracağız müstehak. Karneden önce son çakış. Tarhan. Hı? Babam beni İsviçre'ye göndermeyecekmiş ara tatilde karnam kötü gelirse, biliyor musun? Tüh. Desene yattık ayak planları. Ama ben bütün sene bunu bekledim. Ama sen sene başından beri bunu bekliyorsun da Asya'cığım, o zaman derslerine sıkı sıkıya çalışacaktın değil mi ama? Annem gibi konuşma sen de ya. Asya! İstersen ben sana yardımcı olurum. Yine mi sen ya? Gerçekten bak, sınavlardan iyi not almanı sağlarım. Abidin başkan, ne yapacaksın? Sınav sorularını mı çalacaksın yoksa? Hiç aklıma gelmedi bu. Ya aklına gelmedi değil mi? Oğlum, sen artık koskoca okul başkanısın. Yani sınav sorularını çalmak senin için çocuk oyuncu. Nerede onda o cesaret? Yok, ben sınavlara hazırlanmana yardım ederim. Seni çalıştırırım istersen. Kalsın. Bu da iyice kahraman havalarına büründü ya. Asya! Ya Asya! Bak her dersi not tutarım ben, hiç kaçırmam. Hocalar nereden ne sorar adım gibi bilirim. Ya bekle beni ya! Abidin senden daha başarılı bu işlerde. Baksana kıza nasıl yavaş yavaş yaklaşıyor. O kadar mı kötüyüm ya? Yani. Oğlum boşuna çalışıyorsun. Arkadaşlar çaylar, buyurun 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 buyurun. E işte. Allah Allah. Sınavlar için sabaha kadar çalışan yorgun öğrencilerin resmi içeceği çay. Çay olmadan asla. Net. Hadi başlayalım. Bir şey sormak şimdi. Ali diyor, parasının diyor, 7/2'sini
Şey, annenler mi geldi? Ortalığı biraz toplayalım. Yok ya, onlar değildir. Sevda içerdim ben. Sevda mı? Abi ben onu tamamen unuttum. Gözde ile Zeynep'e haber verdim ben. Ne yapacağız ya? Ne olacak? Çarşı karışacak şimdi. Ya arkadaşlar, bu sınav benim için çok önemli. Ne olur gerginlik olmasın. Lütfen. Gerginliği onlar yapıyor. Emel. Sevda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin aramıza. Hoş bulduk. Vallahi arada tepemin tasını attırıyorsunuz ama seviyorum sizi. Hadi gel geç. Hadi otur. Ne aldın? Emel bir çay daha getir bari. İçer mi çay? Çay da çay abi. Yok ben daha bak Emel'cim bir daha anlatıyorum, iyi dinle beni tamam mı? Bak şimdi burada diyor ki. Olmuyor Sevda, benim kafam almıyor artık. İyi de sen böyle yaparsan anlamazsın ki zaten Emel. İçim daraldı ya. Ya ben su içmeye gidiyorum. Arkadaşlar ya. Ya ben yapamıyorum ya. Ben bu sınavı geçemezsem yanarım. Olmuyor. Benim gülen emojim. Tatlı emojim benim. Bu iş böyle bir gün çalışmayla olmaz. Sen bu işi bir günde halletmek istiyorsan sana bir Alaaddin'in lambası lazım. Lambayı alacaksın, okşayacaksın. Sonrasında da 100 alacağım diyeceksin. Oldu bitti. Ya Loçka şu an benimle dalga geçme ne olur. Emel, seninle dalga geçmiyorum. Gerçeği söylüyorum. Bu hikayedeki Alaaddin benim. Ne yapacaksın? Alaaddin'in yanına oturtacaksın, tamam mı? Sonra da şu yanağını birazcık okşayacaksın. Sonra da ben 100 alacağım diyeceksin. Olacak, bitecek. Ya ben kopya falan çekmek istemiyorum. Emel, ben senin iyiliğin için söylüyorum. Bu noktada karar senin. Çalışacağım. İyi sen bilirsin. Çalış. Alaaddin bakar. Hadi çalış. Oo, hoş geldiniz kızlar. Gözdeciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Gel Zeynep. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Hadi soyunun hadi. Hızlı hızlı çalışalım. Sen buraya otur. Burada çok çalışılıyor. Misafirleriniz olduğunu söyleseydiniz, ben daha erken giderdim. Evet arkadaşlar, keşke haber verseydiniz. Çünkü duyan gelmiş. Sen ne diyorsun ya? Asıl sen ne diyorsun ya? Ya yeter ya! Ya ben sizin kavgalarınızdan bıktım. Biz de. Benim yarın çok önemli bir sınavım var ve benim bu sınavı geçmem lazım. Bizim de. O yüzden adam gibi oturup çalışacaksak çalışalım, tamam mı? Aynen. Sen de otur şuraya Sevda. Gözde. Olmuyor. Olmuyor, yapamıyorum. Ne oldu Emel? Ya siz böyle bik 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 mesajlaşırken ben nasıl yapayım ya? Zaten dikkatimi veremiyorum Gözde. Yok, ben çalışıyorum. Emel tamam geçti. Yani evet bazıları sinirlerimizi çok bozuyor ama. Sevda. Yok abi, bu böyle olmayacak. Alaaddin bana yardım et. Alaaddin ne ya? Emoji iyice kayışı kopardı. Hayır arkadaşlar, panik yok. Buradaki Alaaddin benim. Sıkıntı yok. O zaman ne yapın? Gelin bakalım operasyon masasına. Nereye ya? Oğlum gel. Gel bari yer. Hadi gel. Yeni bir şey düşünüyorum. Hadi gel operasyon masasına. Şimdi arkadaşlar, bu kopya operasyonunda benimle misiniz, değil misiniz? Anca beraber, kanca beraber. Sizin ne? Net. Ben olmazsam olmaz. Gözde. Arkadaşlar boş verin siz bunu. Zaten bu şimdi gider, bizi Hayat Hoca'ya espiyonlar. Ha. Gözde. Arkadaşlar. Bugünler birlik olmamız gereken günler. Hadi. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Hayırlı. Kopyaları çekelim, sınavdan geçelim. Hadi bakalım. Hadi. O zaman de haydi. De haydi. De haydi. Kopyaları hazırlayın. Ki de kahkaha bugün.
Çocuklar. Merhaba hocam. Nasılsınız bugün inşallah? Çok iyiyim. Yarın daha da iyi olacağım inşallah. Âlâ, âlâ. Evladım çekilsene önümden, arkadaşlarına bir merhaba diyeyim. Aa hocam çok güzel olurdu da. Şşş. Hocam içeride harıl harıl ders çalışıyorlar. Şimdi biz onların hiç konsantrasyonunu bozmayalım bence. Bozmayın. Âlâ. O zaman çekil de bu göz yaşartıcı manzarayı kendi gözlerimle göreyim. Ama hocam. Çekil dedim. Çekil. Çekil. Bunlar ders çalışıyormuş. Hocam size söyledim. Bakın o kadar konsantreler sizi fark etmediler bile. Sevda, Emel. Sevda, gel gel gel. Planımız burada. Şimdi aramızdan birisi bir tane hocayı takip edecek. Öğretmenler odasına girdiği zaman işaret çakacak. Sonrasında soruları hazırlarken onu oradan uzaklaştırmamız lazım. Aynen, birinin onu oyalaması lazım. Bir de gidip soruların fotoğraflarını çekecek. Evet. Bravo çekirgeler. Bu işlemi birkaç dakika içinde hallediyoruz. Aynen. Bir şey soracağım. Neyin peşinde bunlar? Kesin bizle uğraşacaklar yine. Sanmam. Nereden biliyorsun? Ben belanın kokusunu alırım. Sevda. Ne oluyor orada? Yok bir şey. Ya Sevda. Ya Kuray uzak dur benden. İnsanlar yanlış anlayacaklar şimdi. Ne oluyor orada? Bak söylerim ama kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Söyle. Matematik sorularını çalacağız. Bunun için mi bu kadar şekil yaptınız? Kuray bak kimseye söyleyeyim deme, tamam mı? Arkadaşlarımı ispiyonlama ne olursun. Ben sana da veririm hem matematik sorularını. İstemez. Benim matematiğim iyidir. Allah Allah. Ben seni hiç ders çalışırken görmedim ama. Sevdacığım, ben karda yürürüm. İzin belli etme, merak etme. Hem sen şimdi onu buna bırak da bir şey soracağım sana. Senin kardeşin var mıydı? Ne kardeşi? Ya var mı yok mu? Yani Koray yok tabii ki. Olsa bilirdin zaten. İyi tamam. Sen bana bunu niye sordun ki, anlamadım şimdi ben. Hiç. Öyle aklıma geldi. İyi ki de yokmuş. Yani senden bir tane daha kaldırmaz bu dünya. O yüzden söyledim. Ya Koray ne yapıyorsun? İyi aferin, iyi öğrenmişsin bunu.